Türkiye'nin ilk müze otelinin şantiyesinde durmaktasınız. Bu kazıdan çıkacak olan eserler kazı bitiminde yapılacak olan otelde sergilenecek. Biz Karakaş Holding olarak kazıların da sponsoruyuz. Çünkü tarihi korumak istiyoruz. Bir de kıytırık bir otel yapacağınıza böyle bir konsept yapın. Zengin turist de gelsin. 3 kat daha çok para kazanın yani. Evet, adeta geçmişe yolculuk tadında bir otel yaratacağız. Kazılarda çıkan ilk parçalar çok yakında burada açık havada özel bir ışıklandırmayla özel bir gecede sergilenecek. O özel gece ünlü oyuncu Deniz Asancan nişan töreni gecesi. Otelin ilk resmi tanıtımını bu şekilde ünlü bir isimle gerçekleştirmek istedik. Çünkü çok affedersiniz, öbür türlü hiç gazeteci gelmiyor. Öyle mal gibi birbirimizi tebrik ediyoruz. Bu bakımdan Deniz Asancan burada nişanlanması bizim için de şahane bir tanıtım olacak. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şarkı türkü yok. Çünkü onlar haftaya nişanda olacak. Yani şimdi dağılıyoruz. Hadi canım. Yok yok. Biz en güzeli bugün gidelim. Nişanın yapılacağı yeri çamaşır suyuyla bir güzel kırklayalım Gülistan. Servet saçmalama. Şantiyede temel için kazılan yerin üstü kapatıldı. Nişan için geçici avlu gibi bir mekan yapıldı. Üstü açık yerin neyini temizleyeceksin? Terasın da üstü açık. Her gün temizliyor. Anneciğim onlar tarihi eserler. Eski çanak çömlek. Müze gibisine oraya buraya kondu. Yani dokunmak yasak. Kız o pisliğin içinde mi yarın akşam yiyeceğiz içeceğiz? Ay içim almaz. Bari o eski çanak çömleği deterjanla böyle köpürte köpürte yıkayayım. Anne 600 yıllık falan onlar. Düşün. 600 yıllık kiripası üstünde. Yahu Bizansların tozunu almak sana mı düştü? Aa. Kendileri yapsaydı pasaklılar. Ay zaten onlar pis evlere falan da ayakkabıları çıkarmadan giriyorlar kız. En azından yerlere, duvarlara şöyle şarıl şarıl çamaşır suyu dökelim. İyi fikir. Nişanda herkesin kafası içmeden iyi olur. Yarın akşam şöyle bir türkü, bir bizim havalar olacak değil mi? Halay falan çekeriz yani. Müzik Çiğdem'in görev alanı. Müzik var efendim. Oh 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 iyi. Türkü mü? Canlı oynak bir şeyler inşallah. Canlı müzik. Evet. 8'de başlayacak. 9'da da annem nişanı takacak. Ne? Kim takacak nişanı? Ben bunun annesiyim. Sarışın uzun kız var ya, sizin gelin. Bildin mi? Onun da anneannesiyim. Bir dakika ama ya. Konuştuk, karar verdik ya. Nişanı Vasfiye Hanım takacak. Ne? Vasfiye Hanım mı? Şaka herhalde. Konuştuk ya geçen günü. İyi fikir dediniz ya. Evet işte, biz de şaka sanıp iyi fikir dedik ya. Aa, Deniz'in anneannesi dururken Vasfiye Hanım kim acaba? Yahu 30 yıllık en eski, en yaşını başına almış dostumuz. Aa, söz verdik kadıncağıza. Konuşma hazırladı. Bodrum'a gidecekti, iptal etti. Ben de Çeşme'yi iptal ettim. Bakın. Ayrıca bende sahne ışığı var. Vasfiye Hanım'daysa tuhaf bir karanlık var. Aa, yok. Çok mahcup oluruz. Şöyle söyleyeyim. Torunumun nişanını yedirtmem. Asiye'yi alsam, nişan yerini böyle faşır fuşur fırçalarla bir yıkasam, oradaki çamurlu sürahileri, çanakları da tuz ruhuna bassam, fena mı olur kız? Tuz ruhu mu? Romalılardan kalan çanaklara.
Mikropları ölür fena mı? Aferin. Hayır tabii Romalı sonuçta, babamın oğlu da değil. Mikrobu bile öyle böyle yabancı be. He? Osman'dan kalan öteberi de varmış ama onlar bizden. Bir temizlersin geçer. Ötekilerin adetlerin temizliğini ne bileceksin? Ben zamanında Roma'ya gitmiştim Servet, biliyor musun? Affedersin de onlarda taharet musluğu yok be. Ay! Ya bak taharetsiz pis adamların yediği içtiği çanaklar ortadayken ben o nişan pastasını bile yiyemem. Tiskinirim Vasfiye. Hayır, çanaklar yiyip içtikleri çanaklar olsa gene iyi. Nasıl yani? Ve gavurun oturaklarını süs diye seyretmeyelim de nişanda. Ay yapma Vasfiye. Ay! 600 yıldır kim bilir kimler kimler etmiş o çanağın içine. Sen oğlunun nişanında dünürün istiyor diye o çanağı baş köşeye koyacaksın. Ne yapacaksın Servet? Ay selamın kablen, selamın kablen. Vay! Ne çektiniz be Servet? İzmirlisinden ayrı, Bizanslısından ayrı. Ay Vasfiye çok mahcubuz sana. Ay diyemedim ama. Gülistan Lang diye yumurtladı. Ya maalesef. Ay! Sülaleye, eşe, dosta, Hatay, çevre il, ilçe ve bucaklara, büyük şehir merkezleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklere nişanı ben takacağım diye haber saldım be. Anneannesi diye ısrar ettiler. Kan bağı var tabii. Kan bağı mı? Kan bağı mı? Kan çıkar Şehmuz Bey. Ah! Beni muhitime kepaze etmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Ben saksı değilim. Afife saksı. Geliyor orada. Bütün gün saksı gibi oturuyor. Ne dedikodu ne bir şey. Kadıncağız çok yaşlı ya Vasfiye teyze. Hani son günleri gibisine. Zangoç gibi be. Gelini damadı gömer. Nişan benim hakkım. Söke söke alırım. Akşamüstü topluca aile fotoğrafı çektireceğiz. O zaman konuşuruz artık. Ya işte şans, kısmet. Ben işimi şansa bırakmam Gülistan. O 117 yaşındaki porselen bebek benim sahnemi çalamayacak. Bizans ortamında nişan takmakla olmaz bu iş. Bizans oyunu bileceksin. Nişan hediye. Öyle böyle. Nişanı ben takacağım ya. Okkalı bir hediye almak lazımdı. Mecbur. Ah. Ama maalesef. Nişanınızı takarken vereyim diyordum ama kuğu gibi boynunu görünce dayanamadım. Ah ama maalesef nişanı anneannem takacak. Ah! Hormon gitti be! Şaka şaka aşkım. Prada bu mu şakası? Hikayesi sana uyuyor ya. Ne demek o? Sus be. Kütük boyunlu. Nişanı takarken vereceğim. Kurtuluşta 1+1. 2 × 2 = 4. Bizi satın alamazsın. Peki. Yarın akşam için kiralasam. Şak 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 şak. Hediyelik eşya dükkanında Oscar. Sembolik. Nişan takmak manevi akrabalık gibi. Deniz senin sponsorun olurum. Paraları oluk oluk akıtırım. Ve sana Hollywood'un kapılarını açarım. Hayır, ben bir yerlere geleceksem tamamen sanatımla gelmek isterim.
Al şunu, al. Ay ne yapacağım onu ya? Münasip bir yere sok. Arada çıkarıp bakarsın. Gerçeğini rüyanda bile göremeyeceksin çünkü. Allah Allah. Bu arada yüzük parmağım da hala acıyor. Onu nişan takacak koca karı düşünsün artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.